Akşam seni yemeğe götürmek istiyorum. Baş başa mı? Evet. Yeni bir yer açılmış. Oraya gidelim mi? Benim için fark etmez neresi olursa. Kuaförü çağırmam lazım benim. Dur ne giyeyim ben? Bunu giyeyim mi? Ay aptal Esra. O da hazırlanacak tabii. Alo Müjde, ne haber? İyi, iyi. Ya Kartal döndü de Fransa'dan. İşte baş başa yemek yiyelim diye tutturdu. Ha, o yeni açılan yer var ya, Velik Kart'ı geldi dün. Sana da geldi mi? Ha, tamam işte. Seni de davet edecektim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. O taraf yemek yiyip konuşacaktık. Böyle bir yere ne gerek vardı? Hayatım gülümse biraz, ne olursun. Gülümse. Esra Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, masanız hazır. Tamam. Aylin, ne haber? Teşekkür ederim. Ben istemiyorum, sağ olun. Buyurun, içki menünüz. Sağ ol. Ne yiyelim? Sen seç, fark etmez. Tamam. Bak bundan bahsediyorum işte Kartal. Eve tıkılıp kalıyoruz, sonra başlıyoruz birbirimizi yemeye. Ne güzel, havamız değişiyor işte. Bizim sorunumuz mekan değil Esra. Biliyorum, tamam haklısın. Halam, enişten, Mert derken canı sıkılıyor, biliyorum. Ama onların tutumu sana değil ki, babama. Biliyorsun. Çok istiyorsan ayrı eve çıkarız, ne olacak? Benim Mert'le halanla bir problemim yok. Bizim sorunumuz çok daha derin. Karar verdiyseniz siparişinizi alabilirim efendim. Verdik. Zeytinyağlı enginar konfit istiyoruz. Keçi peynirli pancar salata. Ana yemek olarak da Hollanda soslu ıstakoz alacağız. Bir de beyaz şarap alacağız. Baş üstüne efendim. Bize ne iyi gelecek biliyor musun? Çocuk. Ne çocuğu Esra, ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Öyle ama. Bizim evliliğimizin tek eksiği bir çocuk. Esra, ne evliliği? Sence biz bugüne kadar hiç evli gibi olduk mu? Ben de ondan bahsediyorum işte. Bir çocuğumuz olsa gerçek bir aile gibi oluruz. Ben ayrılmaya karar verdim. Yine mi aynı muhabbet? Ne oldu Kartal? Bu sefer ne oldu? Aşık oldum. Şaka mı bu? Ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Şaka falan değil. Olmaz öyle şey. Başkasını sevemezsin, izin vermem. Senden izin falan isteyen yok. Ben sana sadece durumu söylüyorum. Bizim çoktan ayrılmamız lazım Esra. Bugüne kadar neyi bekledik sen çok iyi biliyorsun. Niye böyle şeyler söylüyorsun Kartal? Canını mı acıtmaya çalışıyorsun Kartal, ha? Bugün için mi? Bugün için ise özür dilerim, yok. Tamam mı? Her ilişkide oluyor böyle şeyler. İstediğiniz yük yolu. Yok. Sen de daha mutlu olacaksın, inan bana. Ömrünü seni sevmeyen, sana kocalık yapmayan bir adamla geçirmek sana da haksızlık. Vay vay vay, kimleri görüyorum? Bir şey konuşuyoruz Müjde. Hayırdır şekerim, bir şey mi oldu? Anlaman kıt mı senin? Bir şey konuşuyoruz diyorum, git! Git! Adili midir nedir ya? Hayır, hem kendi çağırıyor hem de terbiyesizlik yapıyor, gel. Özür dilerim. Kartal, ben sensiz yaşayamam. Yaşarsın Esra, yaşarsın. Birkaç gün gözyaşı döküp sonra seni mutlu edecek birilerini bulup yeniden evlenirsin, merak etme. Kartal, yalvarıyorum.
Yalvarıyorum Kartal, beni terk etme. Tamam mı? Lütfen, ben senden başkasını sevemem. Esra, senin bana karşı hissettiklerin sevgi değil, takıntı. Biraz dışarıdan bakabilirsen sen de görebilirsin bunları. Tamam. Tamam. Git kimle istiyorsan takıl. Yemin ediyorum ağzımı bile açmayacağım. Beni terk etme Kartal. Esra, sen anlamıyor musun? Aşık oldum diyorum. Olamazsın! Olamazsın! İzin vermez! Kaldır onu! Çıkarık gel, burada bırak! Ne halin varsa. Kartal, özür dilerim. Özür dilerim. Tamam, tamam. Tamam, geçti de. Geçti de, şaka yaptım da. Esra, tamam. Yeterince rezil olduk. Daha fazla rezil olmayalım ha? Cevabını duymam lazım Kartal. Bitti. Ne yaparsan yap, bitti. Esra, ne yapıyorsun? Bu şekilde araba kullanamazsın. Bırak. Hakkını başından aldı. Çirkinleşme. Ha, senin a**lara düşüp kalkman çirkin değil, benim adını koymam mı çirkin? İstediğini söyle. Dilediğin gibi konuş. Yüzümü son görüşün, son. Senin bu saçmalıkların dinleyecek halim kalmadı artık. Ben seni başkasına yar etmem. Efendim. Abi. Abi bir şey mi oldu söylesene. Doktor bey. Geçmiş olsun Aziz bey. Ben hastanenin başhekimi Metin Sönmez. Durumları nasıl? Hastamız travmaya bağlı olarak iç kanama tesisiyle ameliyata alınacak. Maalesef durumu kritik. Hangisi? Kızınız Esra Hanım. Esra. Esra kızım. Duyuyor musun beni? Esra. Aç gözlerini kızım. Esra. Ne oldu orada? Müjdeyle konuştum. Yıkmışsınız orada be. Mert, ne yapıyorsun? Şey olursa var. Esatlan lan seni. Yakın lan. Yeter. Çık. Baba. Yuma. Çıkar şunu dışarıda yapsın. Edepsizliğini. Geçmiş olsun. Sağ ol baba. İyi misin sen? Baktılar mı sana? Ha? İyiyim ben, iyiyim. Oğlum neren iyi? Her tarafı yere verir için oğlum. Konuşmamız lazım. Şimdi sırası değil. İyileşin, konuşuruz. Kartal Bey, sizi müşahedeye almamız lazım. Hadi oğlum. Hadi ben buradayım, merak etme. Hadi. Hadi. Canım. Neyi ettin aradın? Sesini duymadan gün bitsin istemedim. Arayamadım seni. Burada bazı şeyler oldu. Ne oldu? Küçük bir kaza geçirdim. Ama merak etme, iyiyim. Küçük bir kaza mı? Neredesin şimdi? Canım. İyiyim ben. Telaşlanma. Seninle konuştuğuma göre iyiyim. Zaten birkaç güne geleceğim yanına. Bir daha hiç ayrılmayacağız.
Dehşet aradı herhal gerçi. Cerrah arkadaşımız Esra Hanım'ın operasyonunu gerçekleştirdi. Durumu size açıklayacak. Öncelikle geçmiş olsun. Hastamız hayati tehlikeyi atlattı. Çok şükür. Sağ bacak ve sol kolda kırıklar var. Burun ve elmacık kemiğinde de kırıklar mevcut. Biz öncelikle hastamızın kritik eşiği atlatması için iç kanamayı durdurmak üzere müdahalede bulunduk. Şimdi durumu iyi. Ne zaman görebiliriz? Şu an yoğun bakım ünitesinde. Kendine gelince arkadaşlar sizi yanına çıkartacaktır. Sağ ol doktor, bana dünyaları bağışladın, sağ ol. Estağfurullah. Tekrar geçmiş olsun. Özel misafirlerimiz için istirahat odalarımız var. Bir tane sizin için hazırlattık. Buyurun siz istirahat edin. Hastamız ayılınca ben sizi derhal haberdar edeceğim. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun.